Çok güzel kapaklar atmış. Öncesi ve sonrası. Şöyle yapayım. Önce bir fırtına. Fırtına o muhteşem saçları şöyle bir uçuşuyor. O rüzgarda, fırtınada. Sonra artık makamı su basmaya başlıyor. Ve son kapak, yani Eylül sayısının kapağı da Trump artık makamı iyice su altında kalmış ve son bir hamleyle nefes almaya çalışıyor. Kapaklardan başlayalım. Şimdi bir kere o diş macunu tüpten çıktıktan sonra, o azil kelimesi kullanılmaya başlandıktan sonra geri dönüş sanki zor gibi. Ne dersiniz? Biraz öyle görünüyor. Fakat azil durumuna gidecek mi? Orası açık uçlu bir durum şu aşamada. Fakat Trump için iyi bir hafta olmadığını söyleyebiliriz. Bir saat arayla iki değişik şehirde, Trump'ın çok yakınında olan iki tane çok güvendiği bir zamanlar çok güvendiği iki tane çalışanı hakkında suçlamalar ortaya kondu ve mahkum oldular. Bunlardan bir tanesi Michael Cohen. Bu Trump'ın kendi şahsi avukatı ve tıpkı o baba filminde Vito Corleone vardır ya, onun işlerini gören bir avukat Tom Hagen. Onun rolünü üstleniyor bu Michael Cohen. Ve burada Michael Cohen'ın suçlamaları karşısında iki konuda bu suçlamaları kabul ediyor. Bu da Michael Cohen'ın Trump adına iki tane seks işçisine para ödemesi, seslerini çıkartmaması konusunda. Bunun kabul edilmesi Trump'ın başkanlığı için çok önemli, çok önemli bir durum yaratıyor Trump'a. Şimdi gerçi burada Trump'ı doğrudan bu işlere bağlayan bir bağlantı henüz bulunmuş değil. Bu Michael Cohen'ın Trump adına bu işi yaptığını itiraf etmesiyle, ama Trump'la da bağlantısı Michael Cohen'ın Trump'a bu iş karşılığında bir sahte fatura sunması sonucu Trump'ı buna bağlıyor. Yani Michael Cohen bir sahtekarlık yapıyor. Trump adına hareket ettiği bir iş için Trump'a sahte fatura veriyor ve Trump bunu ödüyor. İşte burada mahkeme doğrudan Trump'ı suça bağlamıyor. Ama Michael Cohen'ın yaptığı bir yani ahlak dışı bir durum var. Bu birincisi. Bu birinci suçlama ve Michael Cohen'ın avukatın bu suçlamaları kabul etmesi Trump'ın başkanlığını sürdürebilecek ahlaki bir durum içinde olmadığının kanıtı olarak Amerikan basınında inceleniyor. İkincisi ise Paul Manafort'un bu daha önce Donald Trump'ın kampanya yöneticisi. Buna da 18 tane suçlama yöneltiliyor. Bu 18 suçlamanın 8'inden mahkum oluyor Paul Manafort ve bu mahkumiyetler de senelerce hapis cezasını öngörüyor. Şimdi 8 tane suç neler var bunun içerisinde? Banka dolandırıcılığı, bankadan alınan paraların ödenmemesi, bankalara yalan söyleme, vergi konusunda sahtekarlık, bir takım sahtekarlık işleri, yabancı bankalarda tuttuğu paraların hesabını vermemek gibi bir takım böyle ciddi suçlamalar var. Ve Paul Manafort bu konuda evet ceza alıyor, fakat henüz cezasının ne olacağı, yani kaç sene hapis yatacağı belli değil. Bu noktada da yani bu Donald Trump'ın yakın arkadaşlarından kendi seçim kampanyasının idarecisi olan Paul Manafort yani bu suçlamaları bunu yürüten savcıyla, Robert Mueller isimli savcıyla henüz oturup bir deal içerisine girmiş değil. Bir anlaşmaya varmamış. Şimdi şayet Paul Manafort Robert Mueller'le, savcıyla oturup cezasının azaltılması konusunda anlaşmaya kalkarsa, bu da Donald Trump'a çok kötü bir şekilde yansıyacak. Çünkü o anlaşmanın içerisinde Rusların seçimlere karışması konusunda bir takım gizli ve bugün açığa çıkmamış bilgilerin savcıya verilmesi söz konusu olacak. Bu da Donald Trump'ı işte azil
sürecine sokacak. Şimdi bu iki tane çok önemli gelişme, yani birazcık detaylı anlatıyorum bunu. Bu Evet, iki evet. tane çok önemli gelişme, Donald Trump'ın o başını suyun üstünde tutma esprisi var ya Time'ın kapağındaki, o duruma getiriyor. Donald Trump şu anda başını suyun üstünde tutmaya çalışan bir durumda. Peki acaba bütün bunlar, yani her iki konuda da hem Michael Cohen'ın cezayı alması hem de Manafort'un suçlu bulunması, bu iki konum, iki durumda Donald Trump'ı azil edinmeye götürebilir mi? Şimdi azil süreci siyasi bir süreç, hukuki bir süreç değil. Evet. Yani hukuki olarak Donald Trump'ın başkan olarak devam etmesi mümkün müdür, değil midir olayının bir azil sürecine girmesi, Amerikan tarihinde böyle bir şey söz konusu değil. Watergate skandalıyla Nixon azil sürecine girmişti ama azil edilmeden istifa ederek ayrıldı. Yani impeach denen şey yaşanmadı Nixon zamanında. Şimdi Donald Trump böyle bir sürece girebilir mi? Bunun için bakıyoruz. 6 Mart'ta çok önemli bir siyasi dönemeç var Amerika Birleşik Devletleri'nde. O da seçimler olacak. 2 senelik yarı dönem seçimleri olacak. Ve şu anda cumhuriyetçilerin elinde olan Senato ve Kongre'de demokratların çoğunluğu ele geçirme fırsatıyla karşı karşıya Donald Trump. Eğer demokratlar Senato'da ve Kongre'de çoğunluğu ele geçirirlerse ve bu 435 üyeli Senato'da 3'te 2 oyu alırlarsa Donald Trump'ın azil sürecini başlatabilirler. Fakat buna gitmeden önce 100 kişilik Senato konseyinde 3'te 2 oyun bu Senato'nun, o 435 kişilik Senato'nun azil sürecini başlatabilmesi için 3'te 2 oyun bu sürece olur demesi gerekiyor. Bu da 34 tane senatörün Donald Trump'ın 34 tane senatörün Donald Trump'ın azil sürecini başlatmamak için karşısında oy kullanmasıyla bu süreci Kongre başlatamıyor. Şimdi demokratlar çoğunluğu alsalar bile 435 kişilik senatoda siyasi olarak Donald Trump'ın azil sürecinin başlaması önümüzdeki dönemde pek mümkün görünmüyor. Bütün bu suçlamalara ve başkan olarak devam etmesine ahlaki olarak fit olmadığı konusundaki ortaya çıkan gerçeklere rağmen. Evet.